Merhaba Bambular, Bambu ekranlarına, City Skylines'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şehrimizin taleplerine tekrardan odaklanmaya başlayacağız. Aynı zamanda ofis bölgemizde kuruldu. Ofis bölgesinde de siz değerli takipçilerimizin yavaş yavaş ofislerini açmaya ve kurdalelerini kesmeye başlayacağız. Ama bir önceki bölümde bildiğiniz gibi üniversite alanımız oluşmaya başlamıştı. Ben buraya bölümden sonra biraz daha böyle simetrik bir düzenleme gerçekleştirdim. Biliyorsunuz benim öyle bir problemim var. Böyle daha güzel oldu. En azından tam ortadan başlıyor şu anda ana kampüsümüz ve arkaya doğru ilerliyor. Buraya sadece yurt kurabildik. Çünkü paramız buna izin vermiyor maalesef. 5077 City Skylines paramız geldi. Maalesef yani daha fazlası için biraz daha para biriktirmemiz gerekiyor. Şu an bir talebe de bir bakmak istiyorum. Ne kadar abi bizim üniversite talebimiz? İlkokul değil, lise değil, üniversite. 5318 kişi dile kolay abi. Neredeyse şehrin %50'si üniversite okumak istiyor. Bizim kapasitemiz 300, o da sadece yurt. Burayı büyütmemiz lazım hızlı bir şekilde. Bu arada bir önceki bölümde sevgili Guides'le arkadaşımız, yanlış hatırlamıyorsam, bu Sunset Harbor'la gelen bize, bu liman DLC'lerinde rotaların, abi dedi ki, şey diyor bize, abi bu rotaları oluştururken burada şeye sınırlı kalmana izin veriyor oyun diyor. Yani buraya sınırlı kalmadan, bizim ana sınırımıza bağlı kalmadan rotayı daha da büyütebilirsin dedi. Onu bir denemek istiyorum. Eğer öyle bir şey varsa süper olur abi. Şurayı bir silelim önce. Şurayı bir önce bir sileceğim. Şu rotayı bakalım. Haritanın bize verdiği alan dışına çıkartabiliyor muyuz? Evet, gel bakayım rota buraya. Şimdi şunu aldık. Gel böyle. Adamsın Guidest. Adamsın. Sana o zaman kıyak yapıyorum. Guidest. Guides limanı abi burası bundan sonra. Bize bu tüyoyu verdiği için kendisine bir kere daha teşekkür ediyoruz. Ben bilmiyordum açıkçası. Hani buraya hiç denemedim bile yani. Şehrin sınırına gitmeye tenezzül bile etmedim. Bir önceki videoda zaten görmüşsünüzdür. Şimdi o zaman İdris Kaptan ve arkadaşlarını da ne yapalım? Biraz daha uzaklara yollayalım. Çok uzağa da yollamak istemiyorum. Zaten şu kadarcık alanda yaklaşık %70 falan dolduruyordu İdris Kaptan. Şöyle gelsin abi. Şöyle dön. Şöyle dön İdris Kaptan. Şöyle dön. Şöyle dön. Şöyle dön. Ve bağlan. Hadi bakalım. İdris Kaptan artık %100 balıklarını dolduracak. Diğer balıkları da yapabiliriz ama diğer balıklar çok uzakta. Bir de şurada bizim sevgili Bambulent sakinlerinin dışkıları balıkların arasında karıştığı için buralarda balıkçılık yapabilmemiz açısından öncelikle bu kirliliğin bir önüne geçmemiz lazım. Her taraf bok olmuş burada. Kahverengiye dönmüş. Dere mi artık? Akarsu mu? Ne burası ya? Deniz de değil burası. Boğaz gibi bir yer abi burası. Aynen. Neyse. Biz ne yapalım? Yavaştan biraz da paramız biriksin en azından. Ofis bölgesindeki sevgili abonelerimizin dükkanlarını ve ofislerini açmaya başlayalım. Önce şunu yapacağım. Sevgili GMGL Yasir'e bir kıyamız olsun. Söz vermiştik ona. Şimdi gel abi. Yüksek yoğunluklu teknoloji uzmanlığı ofis bölgesi yapacağım. İki tane karşılıklı olacak burası. Ama önce bir alanı belirlememiz lazım. Şimdi gel. Bakıyorum abi, ofis bölgesi nerede? Şu alanda. Bak, şu alan. Şu alana bir boyayalım sevgili bambular. Gel bakalım canım benim. Yalnız buraya gel. Güzel. Böyle olsun. Biraz daha küçük olsun. Şu iyi mi? Şu iyi. Gel abi. Şöyle. Biraz daha büyütebiliriz sanki. Şöyle. Bak şu bölge. Hatta şurayı da kaplasın. Burayı ne yapacağız biliyor musunuz? Burayı Yasir'in teknoloji kentine çiğine çevireceğiz abi. Tamam. Buraya da güzel bir isim buluyorum. GMGL Vadisi. Bak şimdi buraya gel abi. Sanayi uzmanlıklarına gel tekrardan. Bölgelerde. Şuraya gel. İş yeri uzmanlıkları.
yüksek yoğunluklu teknoloji uzmanlığı. %50 daha az işçi gerektiriyormuş, %30 daha fazla elektrik tüketiyor, %30 daha fazla vergi geliri üretir. Yasir, sizi ben artık teknoloji uzmanlığı bölgesi olarak sınıflandırıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bir de bunu karşı tarafına, bir de rakibi olsun değil mi? Rakip her zaman iyidir. Gel abi buraya, yine bölgelere gel. Burayı boyayalım. Bir büyüye gel. Bakayım. Şöyle, şurayı aslında almayacaktım. Aa, burası değişiyor. Bir dakika, değişiyor burası. Oha! Oha, gökdelen çıktı Yasir, ne yapıyorsun? Bu ne lan? Abi gökdelen çıktı. Yasir var ya, bölgeyi verir vermez direkt gömçürdü gökdeleni abi. Bir tane daha çıkıyorlar. Oba, güzel. Şuraları sileceğiz, burası iş yeriymiş. Yalnız Yasir direkt dikti abi gökdelenleri. Bu anı bekliyormuş. Bir de Yasir'e bir rakip belirleyeceğiz. Buraya da bir bakayım. Şu bölge olacak. Anladım. Tamam. Şimdi gel abi buraya. Şöyle bir ver bakalım. Şöyle gel. Şöyle gel. Bakıyorum tekrardan. İyi. Tamammışız değil mi? Şurayı da alabiliriz hatta. Şöyle şurayı da alabiliriz. Şöyle şurayı da alabiliriz. Bunların ince ayarlarını ben yaparım. Burayı da ne yapıyoruz? Talha Ertürk senin rakibin Yasir. Ertürk. Korp diyelim abi. Hatta Ertürk yapay zeka diyelim. Ertürk yapay zeka. Bu da yüksek yoğunluklu teknoloji merkezi olsun. Yapıştır. İki rakip karşı karşıya, caddeden birbirlerine el sallayacaklar. Güzel oldu, güzel oldu. Şimdi şuraları da bir silelim isterseniz. Küçük bir şeyle. Çünkü buralar iş yeri. Bunlar çok küçük kaldı ama olsun artık, yapacak bir şey yok yani. GMGL vadisi hazır. Ertürk de hazır. Ertürk de şimdi birazdan diker gökdelenler. O da bu anı bekliyordu zaten. Hemen yapıştırır bak hemen. Gel bakalım. Şimdi biz devam edelim. Diğer ofis bölgelerimizi vermeye. Farklı diyarlardan bir Fatih İnşaat ofisimiz vardı. Ona da o bizden şöyle dedi ki bana, Bambu Başkan dedi, şöyle güzel bir sahil kenarında bir ofisimiz olsun dedi. Güzel olsun dedi. Tam bak. Sıfır abi. 10 numara bir yere kuruyorum seni. Fatih İnşaat. Yapıştır. Fatih İnşaat kuruldu. Burası gökdelenlere bak. Hemen yapıştırdı Talha'da. Güzel. Fatih İnşaatımız hayırlı uğurlu olsun. Tam böyle denize şey, boğaza sıfır, dereye sıfır, artık nereye sıfırsa burası. Bilemiyorum. Güzel bir şekilde kurduk. Şimdi diğerine bakıyorum. Doğukan'ın bir apartman istemiş bizden Doğukan. Doğukan'dan biraz şöyle güzel bir yerde Doğukan özel apartmanımızı yapıştıralım. Şöyle parka baksın bak. Benim en sevdiğim park şurası bak. Şurası çok güzel. Burası benim nedense çok hoşuma gidiyor. Şuraya Doğanlar diyormuş. Doğukan özel apartmanı. APT. Güzel. Doğukan'ın da apartmanını verdik. Bir de Elegant Corporation var. Hemen Elegant Corporation isteğimizi de yerine getirelim. Ona da şöyle karşı taraftan nereye koysak, nereye koysak, şuraya koyalım. Bak bak bak. Parka baksın. Parka baksın abi. Elegant Corp. Elegant Corp'u da yapıştırdık. Ne kaldı abi? İlyas Karaca. Bir de Karaca Corporation yapmamız lazımmış. Tamam. İlyas'a da buradan selam olsun. İlyas da yine bir ofis bölgesi istiyor. Ofis bölgesine var ya, acayip rağbet var. Bak Karaca'ya şuraya kuruyorum bak sana. Gerçi burası Yasir'indi değil mi? Şey, Talha'nın da. Ha, buralar dolu. Buralar dolu. Ama Talha Ertürk'ün bölgesinden eğer isterseniz böyle ben yüksek yoğunluklu gökdelenlerden birine yapışmak istiyorum. Onu da değerlendirebiliriz. Gel abi Karaca. Sen de caddeye bak şöyle. Burası yoğun bir cadde. Karaca Corp. Seks shop mu? Nasıl yani ya oğlum burayı? Abi bu cadde üzerine bunu kim açtı? Kim izin verdi? Kimden aldınız ruhsatı siz? Siz ruhsatı kimden aldınız? Bir de adam 5 katlı 7 katlı şey açmış. Ne satıyor bu kadar? Nasıl bir ürün çeşitliliği var?
İlyas, burayı lütfen düzenleyelim, güzel bir hale getirelim. Biliyorum biraz gudubet bir yer ama sen burayı düzenlersin abi. Karaca Korp. Karaca Korp'u koyduk. Buranın vergisi sana düşük. 2 yıl boyunca vergi ödemeyeceksin İlyas. Anca burası öyle kâra geçmeye başlar. Bak, vergiden muafsın sen 2 yıl. Şimdi gelelim. Biz bu bölümde ne yapacağız? 7-8 kişiye evini verdik görebildiklerim kadarıyla. Göremediğim kişiler varsa da Discord kanalına gelip meclisten kendi taleplerini iletebilirler sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın, burada şu an 29 bin de paramız da gelmiş. Aynı zamanda biraz başlatalım. Biraz ev talebimiz oluştu. Ev talebimiz oluştuğuna göre üniversiteyi biraz bekleteceğiz. Aha, bir dakika dur. Üniversiteyi bekletmeden önce şöyle bir üniversiteye bir elektrik yapıştıralım ya. Gel bakayım. Tamam. Üniversiteyi büyüteceğiz. Burası bizim güzel üniversitemiz olacak. Boğaziçi Üniversitesi olacak. Oranın isminde güzel bir isim bulabiliriz. Siz de yorumlarla destekleyebilirsiniz. Her neyse, ev talebimiz var farkındaysanız. Bu ev talebini yapabilmek açısından şu bizim aslında yaklaşık 5-6 bölümdür boş olan araziyi değerlendirmeye geçeceğiz. Yani buraya biraz peyzaj çalışması yapacağım. Peyzaj çalışması yaptıktan sonra buralara artık evleri yerleştirmeye başlayacağım. Şimdi isterseniz bu kısmı time-lapse'e alayım. Yol çalışması konusunda hem hızlandırılmış bir şekilde sıkılmadan izleyebilin. Hadi bakalım, o zaman ikinci semtimiz kurulmaya başlıyor.
Evet sevgili bambular, yaptık yani şu anda yerimizi. Yine buralara süsleme çalışması yapacağız tabii ki. Biraz paramız da geldi. Çok fazla paramızı oralara harcamak istemedim. Şu an zaten oraya yaptığımız binalar muhtemelen şey olarak yetecektir bize. Su nedir ya? Su ne abi? Genel mağaza. Aracı seçtik herhalde yanlışlıkla. Ya şu eğitim işini bir an önce çözmemiz lazım bizim. Yeterince müşteri yok mu? Sanayi alanımız binaya gelen müşteri sesi yeterli değil. Civarda ekonomi canlı tutmayacak kadar konut alanının olduğunu emin olun. Abi burada daha ama buraya bağlı değil. O yüzden patlıyorsunuz siz değil mi? Şimdi anladım. Multimedya merkezleri bazı yerleriniz batıyor bak. Tala Bey. Sizin de eğitimli... Sana hak veriyorum Yasir. Sana hak veriyorum, orada benim suçum var. Terk edilmiş. Bakayım. Son çare köftecisi. Abi köfteci gitmez buralarda ya. Buralarda köfteci gitmez. Bir dakika, biz şimdi oraya evler kurulsun. Oraya ben bir elektrik de götüreyim. Elektrik de bir götüreyim oraya ben. Şimdi bu üniversite işini biraz şey yapmamız lazım. Öne çekmemiz lazım. Çünkü sıkıntı olacak. Bayağı sıkıntı olacak. Üniversite olayını ben öne çekeceğim abi. Şuradaki projeyi bir ev talebini almak için yaptık. Nasıl gelirsin sen böyle? Hadi. Hadi be. Buraya gelirsin. Şöyle yapsak. Şöyle tam ortaya koysam. Bakayım bir. Bakayım bir oldu mu orada? Tamam. Oradan elektrik gelir. Su abi. Oy, bayağı da boru döşmemiz lazım ha. Bayağı yani. Şunu ben açayım da. Gel abi şöyle. Bayağı boru döşememiz lazım. Buraları döşemek lazım. Sen buradan düz gel. Çok pahalı mı boru döşemek? Abi 2000 ya. Az da değil ha. Bak şöyle yapacağım. Şöyle gel. Sen de şöyle gel abi. Şöyle gel. Tamam, buradaki ev talebini karşılar bu. Rahat karşılar. Evler olmaya başladı. Hadi bakalım, yeni semtimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Gel bakayım buraya, üniversiteye. Üniversite nerede? Üniversite nerede? Mor Kolej. Koleje bak, koskoca kolejde bir tane yurt var. Olmaz ki. Olmaz yani. Şu girişe de bir şey yapmam lazım ya. Üniversite girişi çözmem lazım yani. Biz şimdilik şöyle bir bağlayalım burayı bakayım. Burayı bu yolla bir bağla sen abi. Şimdilik bağla. Sen şöyle bir bağla. Derme çatma bir üniversite oldu. Daha sanayiyle ilgilenmemiz lazım. Hatırlayacağınız gibi ne yapacaktık? Buradaki orman sahnesini buraya alacaktık. Çok işimiz var. Çok. Gel. Şimdi üniversitelere gel abi. Eğitime gel. Bakayım. Gel buraya. Ticaret. Ooo bayağı şey açılmış. Yurt. Bu ne abi? Ticaret okulu. Boş zamanları olan öğrenciler. Ne boş zamanı? Eğitim fakülte lazım bize abi. Çevre koruma. Saha görevlileri. Kampüs alanı tesisini temiz. Geç. Kitap kulübü. Bir fakülte lazım bize ya. Fakülte yok mu fakülte? Bir bakıyorum şimdi. Ek binalar. Bu ne abi? Fakülteler. Polis akademisi. Turizm ve seyahat okulu. Mühendislik okulu. Geç. Şimdi şundan yapabiliyor muyuz? Bina yol kenarına yapılmalıdır. Nasıl yani? Allah Allah. Bina yol kenarına yapılmalıdır. Derken? Belirli alanlarda uzmanlaşmak isteyen üniversite öğrencileri bu fakülte binalarına gelir. Her bina bilgisayar ve astronomi, sanat, biyoloji ve hukuk gibi tek tek konuda ne yapıyormuş? Eğitim veriyormuş. Öğrenciler bu binalardan birine veya bir ana üniversiteye gitmeyi seçebilirler. Birine veya ana üniversite, tamam. Ancak her fakülte binası ayrı olarak çalışır. Şimdi bak ne yapacağım biliyor musunuz? Ne yapacağım biliyor musunuz? O fakülteleri ben cepte, o fakülteleri kuracağım. Şimdi o fakülteleri kurabilmem için ne yapacağım? Vidi vidi vit, vidi vidi vit.
Şimdi ben bu fakülteyi alsam yolu. Şöyle bak babuş. Bir dakika ben bir dakika şuraya yapacağım. Bir dakika. Bakayım. Olacak. Park sokağı nedir ya? Yoksa bunların yok, bunların yolu yoktu ki. Bunların normal şeyleri var. Araba yolu yok yani bunların. Tabii araba yolu yok. Şimdi fakülteleri yapabilmemiz için fakültenin yanından geçen bu şekilde yollar yapmamız lazım sevgili bambu severler. Şöyle gel abi. Üniversitenin etrafından dolanan, hatta bak ne yapacağız? Abi ne fikirler geliyor aklıma, bak şundan mı yapsak? Ha? Üniversiteye gidişler gelişler toplu taşımayla olur. Ama bu pahalı. Şimdilik bunu yapalım. Bir sonraki projemiz olsun o. Dalıyoruz böyle yollara mollara, sonra bir adamlar açlıktan ölüyorlar. İşçi bulamıyorlar. Burada ayak mı var? Yok. Bakayım. Tamam güzel. Sen o zaman abi böyle gel. Şöyle bir gel şimdilik. Güzel. Şimdi fakülteleri buraya kurabiliyor muyum? Bir tane fakülte alacağım ben. Tamam. Gel abi fakülte. Güzel. Mesela şurada bir fakülte olsun. Oğlum denize karşı var ya. Tam Boğaziçi Üniversitesi yaptık ya. Bu kadar olmaz yani. Bu değil yalnız. Bir dakika dur, daha çok erken sevinmeyeyim. Ah yine kuruluyor. Biraz kıyıya giriyor ama olsun yani. Şu yurdun oralardan başlayayım ya. Biraz şu yolu uzatayım. Yurdun oralardan başlayayım yapmaya bari de. Bir işe yarasın. Şöyle yapsak. Hadi be. Dur bakayım. Sen buradan bir git. Peki. Şöyle kurabiliyor muyuz? Şöyle. Kurarsın be. Hadi be. Naz yapma işte. Şöyle yapsak. Tam burası böyle olsun. Çok önemli değil. Etrafından bu yolu dolandıracağım. Buraya trolleybuslar koyacağım ve trolleybuslar tüm üniversiteyi dolaşacak. Aynı zamanda buraya bağlanacak. Buradaki ana yolları yaptık ya. Bu ana yolların hepsini trolleybuslu yapacağım abi. Şehirden, efendime söyleyeyim, ofis bölgesinden, semtlerden, bu ana yolların hepsinden geçecek. Buraya gidecek trolleybuslar. Akacaklar buraya. Güzel. Buraya birkaç tane metro yaparız. Tamam. Oldu ya. Oldu. Bu sefer oldu. Güzel oturdu. Şimdi buraya ilk fakültemizi şöyle bir yapıştırmak istiyorum ben. Sevgili arkadaşlar. Yapıştır. Bakayım. Fakülte. Ne fakültesi ama burası? Çalışmıyor. Öğrenci kapasitemiz arttı şu anda. Birkaç tane fakülte. Bu fakültelerin isimlerini biz belirleyeceğiz anladığım kadarıyla. Aslında belirleyebilseydik iyi olurdu. Şimdi bizim öğrenci sayımızdaki artış var mı abi? 700'e çıktı. Yani biz ne yapacağız? Buralara bol bol fakülte yapacağız. Tamam, güzel. Bak oluyor. Sistem oluyor abi. Sistemi güzel kurmuşuz. Cidden güzel kurmuş sistemi. Şu an kendimle gurur duyuyorum. Gel abi böyle. Sen böyle gel. Şimdilik bağlayalım. Zaten bütün elektrik şeyleri dolanınca fakülteler güzel bir şekilde birbiriyle bağlantılı hale gelecek. Elektriği birbirine aktaran kısımda. Buradaki evler yapılmaya devam ediyor bu arada. Şimdi biz ne yapacağız? 18 binimiz kaldı. Şehirdeki eğitim sayısını bir hızlıca arttırmamız lazım sevgili arkadaşlar. Bu ne? Son çare köprüsü. Aa bir yeri yıktık lan yanlışlıkla. Nüfusumuz 14.400 oldu. Baksana ya. Tamam abi tamam. Yeterince müşteri yok. Abi nasıl yok ya? Burada bir sürü nüfusumuz var abi. İşsizlik oranına bir bakmak istiyorum ben. Neredeydi orası?
Nüfus. Abi %3 işsizlik ya. Nüfus 6.000, müsait işler 7.800. Bizim acilen nüfus artırı yaptık ama şehirde yaptık. Acaba buraya bağlanmıyor diye mi? Buraya bağlanmıyor diye mi yoksa? Şimdilik şurayı bir bağlayalım bakalım. Oradaki dertleri, sıkıntıları çözülecek mi arkadaşlarım? Hı? Belki dertleri, sıkıntıları çözülür. Şöyle bir gel bakayım sen. Şöyle bir gel. Buraya da düşüneceğim projede. Şöyle bir gelin abi. Trafiğin var ya, burada biraz öttüreceğiz trafiği ama. Üniversiteye biraz odaklanmam lazım. Şimdi çözülür mü derdiniz? Sıkıntınız çözülür mü? Burası kuruluyor, patlıyor. Kuruluyor, patlıyor. Genelde dükkanlarda sıkıntı var ha. Burada da var ama. Aynen, genelde dükkanlarda sıkıntı var gibi duruyor. Baktık burası müşteri çekmiyor. Ofis bölgesi ya, yerleşim yerine yakın değil ya. Abi Talha, ne yaptın sen? Yuh! Yuh! İnsan mısın Talha? Ya bak, Yasir çok düzenli. Talha bulduğu boşluğa gökdelen dikmiş. Bulduğu boşluğa gökdelen dikmiş. Güzel, güzel oluyor, güzel oluyor. Biraz paramız olsun, bir tane daha fakülte çakalım biz. Çünkü bize şu an bol bol fakülte lazım. Şurası üniversitenin şeyi olacak. Ana bölgesi olacak. Şurayı fakülte alanı yapacağım abi. Şurası fakülte alanı olacak. Polis akademileri falan acaba ne kadar yer kaplıyor? Bir bakabiliyor muyuz? Mesela şuradan ben atıyorum. Polis akademisini alsam. Oha! Bu da mı yol kenarına kurulması lazım? Ha, buraya kuruluyor polis akademisi. Abi polis akademisi çok büyükmüş ya. Bu park alanı bizim bombladı. Ben size söyleyeyim. Turizm seyahat okulu. Bu da bayağı büyük. Mühendislik okulu. Biz buraları o zaman bir yerine mühendislik okulu, bir yerine şey yapacağız. Aslında tam da cuk yapmışım ama olmazsa şurada biraz değişikliğe gideriz. Böyle çok çok büyük de bir üniversitenin olmasına da gerek yok açıkçası yani. Ben şuraya bir tane daha fakülte çakıyorum ben. Şuraya bir fakültemiz daha yok mu? Var. Başka ne var? Üniversite sporları. Mesela basketbol sahası. Abi ben ne yapacağım? Sporsuz sporları. Bizim üniversitemiz biraz daha küçük bir üniversite olacak. Ya da... Şeytan diyor şurayla bağla, şehrin ortasından bir üniversite geçsin ama bakalım duruma göre. Çok çok büyük yerler var ya. Baksana abi biz... Çok küçük bir, çok küçük bir yer ayarlamışız. Eğer üniversitenin bu kısma gitmesi düşünülürse duruma göre bakarız yani. Ya da şuraya da geçebilir. Neyse biz fakülte kuralım. Konumuzdan sapmayalım. Abi sen de bir sus. Şimdi gel bakalım. Bize fakülte gelir abi, fakülte. Çamur paketleri nedir ya? Fakülteyi de şuraya bir koy. Güzel. Şurada bir fakültemiz daha olsun. Böyle dip dibe yapmayacağım fakülteleri. Bir planım var. Oradan ilerleyeceğim abi. Yapıştır. Yeter bu kadar ara. Kapasitemiz kaç oldu şu anda? Bakıyorum. 1900. Güzel. Hadi 15.000 nüfus olalım artık. Şu ölü yakma yerleri kurmak istiyorum. Burada bir yer patlamış maalesef. Şimdi buraya bakıyorum. Burada hala müşteri azlığı var. Sen de gideceksin, anladım. Seni de bir yok edelim. Burayı acaba direkt tamamen şeye mi çevirsek ya? Giriş çok güzel olmadı mı? Giriş çok güzel oldu ya. Bak çok güzel ayarlamışız şuraları ya. Yani burada hiçbir sıkışıklık yok. Gerçekten iyi yapmışız yani. Bu yolu da bağladığımız zaman... Buraya biraz çakmadan yolu yaptık ama... Bu yolu da güzel bir şekilde bağladığımız bayağı iyi olacak. Aa bir dakika, elektrik. Elektrik sarıya düştü, bir dakika. Üniversite bakın. Elementary School.
Aa, ilkokul da düşmüş. İlkokul durumu niye düştü? Sarıda şu anda. Herkes eğitilmek istiyor. Ölüler çok. 8 tane ölümümüz var. Olur. Şehirde o kadar olur. Ben o zaman bütçeden biraz elektriği de arttırayım sevgili bambular. Bütçeden abi elektriği bir %25 arttır bakalım. 7000 kazanıyoruz zaten. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Tabii ben şunu 25'e çekmem lazım. Çünkü neden? Ben kompleksliyim ha. Evet. Vergiler. Bir dakika. Ofis bölgesi %13'e çıksın artık. Siz parayı bol buldunuz, gökdelenleri diktiniz. %14 hatta. Şimdi para geliyor mu? Geliyor. Tamam. Şuralara ben fakülteleri yapıştıracağım. Yol kenarına fakülteleri yapıştıracağım. Ne kadar bir tane daha fakülte kuralım abi. Akademi kurmak istiyorum ama 75 bin istiyor. Ne kadar? Öğrenci kapasitesi 1000. Fakültenin ne kadar öğrenci kapasitesi? 800. Fakülte ne kadar? 24 bin. 50 bin, 25 binden say 3 tane. 8, 16, 24. Yani fakülte kurmak şu an polis akademisi kurmaktan daha mantıklı abi. Hem daha ucuz hem de daha iyi kapasitesi var yani şu anda. Bunun ne kadarmış kapasitesi? 1000. Bunlar 1000 herhalde. Bunları falan kuramıyoruz zaten. Ek binalar nedir abi? Öğrenci kapasitesi falan yok burada tabii. Kitap kulübü. Buralarda öğrenci kapasitesi yok. Sıfır. Bunlar tamamen çevre düzenlemesiyle alakalı şeyler. Bu nedir? Öğrenci kapasitesi 400. 12.500. 10.000. Öğrenci kapasitesi 300. Abi fakülte kuracağız biz. En mantıklısı fakülte abi. Seyahat okulu. Bunlar seviyesinde artması gerekiyor. Tamam, birkaç tane daha fakülte kuruyorum ben şuraya. Fakülte çünkü hem 24 bin hem de şey gibi kaç kare boş bırakmışız? 4. Şöyle yapalım. Yapıştır. Tamam, yeni bir fakültemiz daha oldu. İlkokulları da kurarız. Buraları da bilmiyorum ya. Buraları var ya tamamen ofis bölgesine çevirmek istiyorum ya. Burada yerleşimi olan arkadaşlar, mesela aklıma gelen hemen söylüyorum. Fatih İnşaat. Abi büyümek istiyor musunuz? Buraya ofis verdiğim arkadaşlar, gökdelen dikmek istiyorsanız yorumlar kısmından veya Discord'dan bana belirtin, yapıştıralım. Büyütelim buraları. Biraz para kazanalım. Şu an 6.700 lira istikrar civarında para kazanıyoruz. Biraz para kazanalım. Burada yavaş yavaş noktalayalım bölümü. Buraları daha da büyüteceğiz. 10 numara yerler haline getireceğiz. Buradaki güzel semtimiz de büyümeye devam ediyor. Tabii buraya yine bir çevre düzenlemesi lazım. Buraya da yine buna benzer bir çevre düzenlemesi yapacağız. Üniversiteyle alakalı ek fikirleri olan varsa da yazabilir. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Bir tek büyük projelerimiz burası var. Bir diğer büyük projemiz burası var. 15 bin nüfusa da gelmek üzereyiz. Güzel gidiyor Bambulent şehrimiz. Sizler de memnunsanız beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanala da abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ama kalmayın. Saygılar, sevgiler.